Rabbin nasıl bir takdir yaptığını biz bilemiyoruz. Böyle giderken bir iç meyelanla, bir iç değişik şifre ile değişik bir tarafa dönmemiz muhtemeldir yani. Hakkımızda nasıl takdir yapıldığını bilemiyoruz. Binaenaleyh Rabbimizin emirleri istikametinde davranışlarımızı ayarlar, yürürüz. Ama bir yerde başımıza bir bela, bir musibet gelir. İşte o bela ve musibeti kadere verme, teselli olma, kaderi tenkit etmeme demektir. Kaderi tenkit eden başını örse vurup kırar. Kırılmış bir elle intikam almak gibidir. Onun kırılmasını iyice artırmış olur. Binaenaleyh maziye ve musibetlere kader açısından bakar, hakkımızda Allah'ın takdirini tenkit etmeyiz. Belki hakkımızda cereyan eden şeyleri ileriye aydınlatmak, aynı arızalı şeylere düşmemek için değerlendirilir sadece. Onun için Efendimiz buyurur ki, lev demeyin. Levin karşılığı şayet, şayet, şayet demektir. Lev helaktır. Şayet şu işi şöyle yapsaydık bu böyle olmazdı. İşte bu kaderi tenkit etme demektir. Bu başını örse vurmak demektir. Bu kırılmış elle intikam almak demektir. Ve bu zarar etmek demektir. Maziye ve musibetlere kader açısından bakıp teselli olacağız. Geleceğe irademiz açısından bakacağız. Günahlara irademiz açısından bakacağız. Çünkü günahı isteyen insanın nefsidir, cibilliyetidir. Fevkalade temayülü vardır. Hadisin ifadesiyle insan mahsiyetlere karşı inhimak etmeye müheyya olarak yaratılmıştır. Cenneti kendisine kazandıracak zor ve ağır şeylere karşı da içinde bir tiksinti vardır. Cennet ve cehennem o şununla o da şununla ihata buyurulmuştur derken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gizli noktaya dikkati çekmektedir. Evet, burada sorulan şeyi tekrar edeyim ben. Kader, maziye ve musibetlere kader açısından bakmamızı amirdir. Daha yanlış söz söylemeyelim, beyhude tenkitlere girmeyelim, arkadaşlarımızı suçlamayalım, kırılmış elle intikam almayalım. Ama gelecek zamana ve masiyetlerimize de irade açısından bakacağız, günahlara girmeyelim. Ve gelecek zamanı inşallah iradelerimizle cennetlere çevirmeye çalışalım. İradenin hacmi, büyüklüğü, buğutları ne olursa olsun, onun her zaman münakaşası yapılabilir.